Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Kıymetli hazirun, değerli kardeşlerim. İnşallah bu akşam Risale-i Nur külliyatından Münazarat isimli eserden bir sual ve ona verilen cevabı inşallah beraber mütale edeceğiz. Malumunuz münazarat, münazara kelimesinin cem'idir. Yani münazaralar. Münazara ise kökü nazar kelimesinden geliyor. Yani aklen istidlal, delil getirerek sahip olduğu bir fikri karşı tarafa kabul ettirme sanatına, kabul ettirme gayretine münazara diyoruz. Bediüzzaman Hazretleri bu eserine münazarat ismini vermesinin sebebi 1911 yılında meşrutiyet daha yeni ilan edilmişken meşrutiyete ve yeni yönetime karşı suizanları kırmak ve halkta, doğuda, doğudaki aşiretlerde haklı olarak bir endişeyi izale etmek gayretiyle doğuda seyahat ediyor. Orada aşiret reislerine, şeyhlere yani ileri gelen ulul elbab dediğimiz yani akıl sahibi, iktidar sahibi yöneticilere, ilim sahiplerine ne yapıyor? Onlarla Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin istikbali, hali alemin ıslahı, İslamiyet'in ve ilahi kelimetullahın yani Allah yolunda hizmet etmenin ve İslamiyet'in önündeki engelleri, maniaları ne yapıyor? Orada onların suallerine cevaplar, cevabı savaplar, doğru cevaplar vererek ne yapıyor? Onları ikna etmeye çalışıyor. Yani kendi fikirleriyle onların fikirleri arasında bir münazara oluyor. İşte biz bugün burada bir suali beraber mütalaa edeceğiz inşallah. Bu sualde üstadımıza meşrutiyetin ilan edilmesiyle tabii ki İslam şeriatında, İslam hukukunda daha önce bir kaide var. Ehli kitap bizim zimmetimize verilmiş emanetler. Yani ehli kitap dediğimiz Hristiyanlar ve Yahudiler ve bir bakıma Sebeî ve mecusiler de sayılabiliyor bir kısım ulema tarafından. Şimdi bunlar bizim zimmetimize verilmiş ama tanzimat fermanıyla ve ıslahat fermanıyla Avrupa'nın baskısıyla ve bastırmasıyla bunlar ehli iman ile eşit haklara sahip oldular. Yani İslam hukuku yavaş yavaş tedricen zaten kainatta tedric kanunu var. Yani bu ifsadat da aynen tedricen geldi. Ve bunlar ehli iman ile eşit oldular. Hatta buradaki sualde üstada soruyorlar. Biz Yahudi ve Nasranilere nasıl Hristiyan ve Nasara'ya yani Yahudilere ve Hristiyanlara nasıl dost olacağız? Kur'an'da sarih emir var. Manasında bir sual tevcih ediyorlar. Üstad Hazretleri ise Kur'an-ı Kerim'de ve fıkıh usulünde birkaç tane kaide ile bunu şerh ediyor ve nazarımıza veriyor. Biz bunu 1911-2021 tam 110 sene evvel verilen cevabı burada inşallah beraber mütala edeceğiz. Sual Yahudi ve Nasara ile muhabbetten Kur'an'da nehi vardır? Malumunuz Kur'an-ı Hakim'in Maide suresinin 51. ayeti celilesinde Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey şerefi imanı kazananlar, iman şerefiyle şerefiye olanlar, Cenab-ı Hakk'a muhatap olanlar, iman şerefiyle şereflenenler, amenu. Buradaki vav aynı zamanda kıyamet sabahına kadar iman eden kimselerin bu şerefe haiz olacaklarını yani çoğul vavı cem vavı olduğu için bizlere hitap ediyor. Yani Hazreti Adem'den inne dine indallahil İslam kıyamet sabahına kadar din dini mübini İslam'dır ve dini mübini İslam'da olan herkes Allah'a hakiki iman etmiştir. İşte buradaki vavın içerisinde biz de varız. Ey iman edenler La tettehizul yehude ve nasara. Buradaki nehyi hazır ile Cenab-ı Hak bizi nehye diyor. Yasaklıyor. Neyi bize yasaklıyor? La tettehizul yehude ve nasara. Sakın diyor Yahudilerle ve Hristiyanlarla dost. Ha, nasara evliya. Yani evliya velinin cem'im. Yani dostluklar edinmeyin. Yahudilerle ve Hristiyanlarla dost olmayınız. Ba'zuhum evliya'u ba'z. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Ve men bu men istihrak ve şumul edatıdır. Yani kim ki, her kim ki yetevellehum minkum sizden her kim ki onlara tevella ederse yani yönelirse tevellanın kökü de veli kelimesinden geliyor. Yani kim onları dost kabul ederse fe innehu minhum o da onlardandır. Yani onları kendine dost kabul edenler onlardandır. İnallaha la yahdil kavmez zalimin. Allah zalim kavimleri, zalim toplulukları ne yapmaz hidayete eriştirmez. Yani zulmeden, haksızlık yapan ayeti kerimeye ve kainattaki hakikatlere Karşı gelen Allah'ın diniyle mücadele eden kimseleri Allah hidayete erdirmez diye ne yapıyor? Ayet-i kerime fezlekesiyle bitiyor. Şimdi sual şu. Yahudi ve Nasara'ya yani Yahudi ve Hristiyanlara Kur'an-ı Kerim'de nehi var diyor. La tettehüzül yahuda ve'l-nasara evliya. Bununla beraber nasıl dost olunuz Dersiniz. <laughs> Evvela el cevap. Delil katiyül metin olduğu gibi katiyü delalet olmak gerektir. Değerli kardeşlerim, bizler Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeleri, ayeti celileleri, o üstün şerefli ayetleri, işaretleri. Zaten ayet işaret demek. Yani Cenab-ı Hak bize işaret veriyor. Şimdi bu ayetlerin işaretlerin Şimdi uçakta işaret var. Gökdelenin tepesinde işaret var. Yollarda işaretler var. Haritalarda işaretler var. Her işaret birbirine eşit mi? Her birisi birbirinden farklı değil mi? Değerli kardeşlerim. Aynen öyle de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin her birisi birbirinden farklı. Bir, bir kısmı zahir. işaretin bir kısmı zahir. Bir kısmı nas. Bir kısmı müfesser. Bir kısmı nedir? Muhkem. Bunlar lafzı açık olan ayetler. Bir de lafzı kapalı olan ayetler var. Hafi var, müşkil var, muğlak var, kapalı olan var. Müteşabi ayetler var. Onların da işaretleri nedir? İktiza olarak delalet ediyor. Bir kısmı işareten delalet ediyor. Bir kısmı sen işaret ediyor. Bir kısmı nas olarak delalet ediyor. Yani bir ayeti kerimeyi şu manaya geliyor diyebilmek için o ayeti kerimenin zahir mi, nas mı, müfesser mi ve muhkem mi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Veyahut ayeti kerimenin delaletinle mi, işaretiyle mi, iktizasıyla mı işaret ve delalet ettiğini ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Burada fıkıh usulü terimi kullanıyor, ıstılahı kullanıyor Üstadımız delil diyor. Bir delil bir şeye delil getiriyorsun. O delil katiyülmetin olduğu gibi katiyü delalet olmak gerektir. Fıkıh usulünde deliller dörttür. Birincisi subutu kat'i delaleti kat'i olan deliller. İkincisi subutu kat'i delaleti zanni olan deliller. Üçüncüsü subutu zanni Delaleti zanni olan deliller dördüncüsü subuti zanni ama delaleti kat'i olan deliller. Yani artı 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 eksi 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 artı diyebiliriz. Yani subut şu. Yani vücudu ve varlığı kat'i ama o delalet ettiği şey zanni. Yani acaba ona mı delalet ediyor? Allah öyle mi demek istedi? Bir böyle bir ay bir kısım ayetler var vitir vacibin hanefi mezhebinde vacip olmasının sırrı buradan geliyor. Nahl suresinin 116. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey iman edenler üstünüze lazım olmayacak şekilde ey e, la tegulü lima tesifu el kezibe haza helalun ve haza haramun لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Böyle yaparsanız Allah'a iftira atmış olursunuz. Ey iman edenler, ey müminler. Tabi başında ya yüelle yok. Ama hitap bize. Hitap hususi olsa ama manası ve muhatapları ehli iman olduğu için umumi. Yani biz hakkında kesin kat'i delil olmayan bir şeye bu helaldir veya haramdır diyemiyoruz. Değerli kardeşlerim. İşte bu ayeti kerimede de sübutu kat'i yani emir Allah'tan geliyor. Sübutu kat'i. Ama şimdi bir de bunun delaleti bir şeye işaret etmesi. İşaret ettiği şey acaba kat'i mi zanni mi? İşte bunun işareti bizim zannettiğimiz gibi değil. İşte bu arada ne yapıyor? Araya müfessirler giriyor, müevviller giriyor, ve büyük İslam alimleri giriyor müfessirler ne yapıyor? Ayeti kerimeyi bize tefsir ediyorlar. İşte bu ayeti kerimedeki la tettehizu ittihaz edinmeyiniz. Acaba şahsa mı, zata mı yoksa onun vasfına mı? İnşallah bugünkü dersimizin konusu bu. Evet mutlak ise takid olunabilir. Yani zira nehyi Kur'an'i am değildir. Kur'an-ı Kerim'de bir de kelimeler ya amdır yani umuma bakar veya hastır, hususidir muhatapları veya ya mutlaktır veya o mutlak ayet bir kayd ile mukayyet yapılmış, kayd altına alınmış. Şimdi buradaki ayeti kerimede acaba Cenab-ı Rabbül Alemin am mı mutlak olarak mı bizi emrediyor? Mutlak ise takid olunabilir. Zaman büyük bir müfessirdir. Zaman ise en büyük müfessirdir. Kaydını ishar etse itiraz olunmaz. Şimdi e, kayıt şu. Kaydını yani bu kayıt kelimesi de belagatta bir terim. Bir ıstıla. Yani normalde bağlasa kimse itiraz etmez manasında değil. Şöyle. Mesela ben eve gidiyorum. Ben eve gideceğim. Üç kelimeden mürekkep bir cümle kurdum. Yani özne, yüklem, tümleç diyelim. Ama eğer ben bunu 20-30 kelimeye çıkartırsam ben bu akşam tenezzüh etmek maksadıyla şu yoldan, şu şekilde, şunlara selam vererek eve gittim diyerek arada koyduğum o fazlalıklara füzulat deniliyor. Aynı zamanda cümlenin kayıtları. Şimdi ayeti kerimelerde de Bazen bir edat, bazen bir harf, bazen bir hareke, bazen cümlenin kelimenin marife veya nekra gelmesi, bazen mahsuf bir kelime arada bulunması, bazen başka bir sebepten dolayı ne oluyor? Orada bir kayıt var, biz onu göremiyoruz. İşte burada da gizli bir kayıt var. Zaman diyor kaydını ishar etse kimse itiraz edemez. Onun o, e, hem de hüküm müştak üzerine olsa mehazi iştikakı yani hüküm eğer bir şeyden çıkıyorsa bir yerden çıkıyorsa iştikak ediyorsa onun çıkış yeri illeti hükümü gösterir. Hükmün illet yolunu gösterir. Demek bu nehi Yahudi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet olan ayinleri hasebiyledir. Bizzat ayin yani bizzat kendileri aynılarıyla kendileriyle nedir? Hasebiyledir. Ayinleri hasebiyledir. Yani biz Yahudilerin bizzat ne yapacağız? İbadetlerinden dolayı, inançlarından dolayı onlarla dost olmayacağız. Hasebiyledir. Hem de bir zat, adam zatı için sevilmez. Belki muhabbet, sıfat ve sanatı için sevilir. Değerli kardeşlerim, bize eğer bir dostumuz varsa, bu dostumuzu ya cömert diye severiz, ya cesur diye severiz, ya e, alim diye severiz, ya faziletli diye severiz, ya herhangi bir faziletinden dolayı ne yaparız? O kardeşimize muhabbet ederiz. Yani bizzat o zat Mehmet kardeşimiz diye ne yapmayız? Onu yani zatı için değil, zatına bağlı olduğu olan evsafı sıfatları için sevinir. Aynen öyle de hem de bir adam zatı için sevilmez. Belki muhabbet sıfat ve sanatı için sevilir. İyi bir sanatkardır. Sanatından dolayı severiz. Öyleyse her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım olmadığı gibi her bir kafirin dahi bütün sıfat ve sanatları kafir olmak lazım gelmez. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın bizi Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin demekle bize şunu yasaklıyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Yani onların dinlerine dost olmayınız. Yoksa Yahudilerin yani ticaret yaptığımız zaman efendim komşumuz olduğu zaman onlara iyi muamele yapacağız. Zaten İslam hukukunda Yahudi ve Hristiyanlara zimmi deniliyor. Zimmi ne demek? Zimmi zimmetli olan mal demek. Yani Allah onları bize zimmet ediyor. Onlara iyi davranacağız ki ta ki elimizdeki cevhere, iman cevherine müşteri olsunlar. Normal bir Müslümana müsa selam verip yani hakkına, hukukuna tecavüz etmemeyi nasıl kendi malımız gibi onun malını muhafaza ediyorsak aynen o kardeşlerimizin de yani insan olması sebebiyle onlar da bizim kardeşimiz. Onlara da aynı muameleyi yapacağız ki o bizde gördükleri güzelliğe müşteri olsunlar. Ya bu güzellik sana nereden geliyor? Dini mübini İslam'dan geliyor. İslam hayrun nas men yenfe unnas. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Fehvasınca ayeti kerime eşi hadisi şerifinin sırrınca manasınca ben sana faydalı olmaya çalışıyorum ki hayırlı insan olayım. Dediğimiz zaman o bizim elimizdeki nura ne yapacak? İnşallah müşteri olacak. Öyleyse binaenaleyh Müslüman olan sıfat veya bir sıfatı istihsan etmekle iktibas etmek neden caiz olmasın? Yani Yahudi'de veya Hristiyan'da ehli kitapta gördüğümüz müstakim güzel bir sıfatı müşteri olsak da ondan alsak. Mesela çok çalışıyorlar, çok gayret ediyorlar, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışıyorlar. E bizim de hadisi şerifin yarısı öyle değil mi? Yani onlardaki gayreti alsak günah mı olur? Demek ki biz onların imanlarıyla dost olmayacağız. Dinleriyle dost olmayacağız. Ne olacağız? Onların e, içtimai hayatta, sosyal hayatta, sosyal hayat dediğimiz içtimai hayatta sahih sıfat ve faziletleriyle ne yapacağız? Dost olacağız. Ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin. Şimdi demin Maide suresinin 51. ayetini okumuştuk. Şimdi Maide suresinin 5. ayeti kerimesinden bir pasaj okuyalım. Bir kısım. Değerli kardeşlerim bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Estağfirullah. Buyuruyor. Hillun lekum. Ee, Ve te'amullezine utul kitabe hillun lekum ve diyor ve ta'amul lezine kitabe hillun lekum. Ee, ehli kitabın yemeklerini yemeyi de size helal kıldım. Yani biz gitsek Avrupa'ya, Arjantin'e bir Yahudinin, bir Hristiyanın veya Türkiye'de sofrasına oturup afiyetle ne yapabiliriz? Ayet-i Kerime sarahaten onların yiyeceklerini size helal kıldım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime Maide Suresi 5. Ayet. Ve ta'amukum hillun lehum. Sizin yemekleriniz de ona onlara helaldir diyor. Devam ediyor. Vel muhsenatu minel müminati vel muhsenatu minel lezine utul kitab. Müminlerden muhsan olan yani Musa'nın biraz fıkhi tabiri çok uzun. Hanım diyelim kısaca. Sizden diyor sizin diyor hanımlarınız nasıl size ehli imanın hanımları size helal ise ehli kitabın Hristiyan ve Yahudilerden diyor hanım alabilirsiniz. Onların hanımları yani onlardan kadın kendilerinizi seçip eş alabilirsiniz. Nitekim bizim Osmanlı padişahlarının 36 tanesinin takriben yanlış olmasın yanlış hatırlamıyorsam ilk üçü hariç bütünü ne yapmışlar dışarıdan evlenmişler. Bunun da çok büyük hikmeti var en yüksek, en uzun süren hanedan Osmanlı hanedanıdır. Bunun tek sebebi var, içeriden evlenmemeleridir. Eğer Osmanlı devletinin padişahları içeriden birisinin kızıyla evlenmiş olsaydı, bir beyin kızını almış olsaydılar, devşirme hep evleniyorlar. Eğer bir beyin kızını almış olsaydılar ne yapacaktı? O hanımlar inne keyde künne azim. Hani Yusuf suresinde var ya. Ey hanımlar, sizin numaranız çok büyüktür. Şimdi ne yapacak? Hanım belki kocasının saltanatını tahtını devirmek için babasıyla kardeşiyle işbirliği yapacaktı. Ama devşirme ve dışarıdan aldığı için hanım ne yapıyor? Babası kardeşi yok. Bir tek oğlu var. O da ileride padişah olacak. Dolayısıyla Osmanlı'da içeride haneden kavgası hiç olmamış. 622 sene saltanatının sürmesinin hikmeti de bu ayeti kerimesinin sırrınca dışarıdan evlenmenin helal olması ve sürekli dışarıdan evlenmelerinden dolayıdır. Evet ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin. Hani diyor ya ayeti kerimede eğer biz bunu şöyle anlasak Yahudi ve Hristiyanlarla asla dost olmayın. E şimdi biz de La tettehuzul yehuda ve nasara evliya. Onlarla dost olmayın. E, Ayet-i kerimede de evlenin diyor. E evlenmek de hakkımız. O zaman al, bir hanım alsak onlardan. E şimdi onlarla aldığımız hanıma ömür boyu düşman mı olacağız? Bu olmayacağı için. Demek ki bize Cenab-ı Hak Yahudiler, Yahudilerdeki ve Hristiyanlardaki inançlarına dost olmayın. Yoksa onların ellerindeki, güzel hasletlere, güzel sıfatlara ne yapın? Dost olun. Hatta bize Lemaat'ta üstadımız bir bahis açar ve orada el hakku yalu ve la yula aleyh. Yani el hakku yalu ve la yula aleyh bir hadisi şeriftir. Hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bu hakkın yerine bazı hadislerde el yetu yalu veya el İslamu yalu vela yulale İslam yücedir. Onun üstüne kimse çıkamaz. Hak yücedir. Hakkın üstüne kimse çıkamaz. Şimdi nasıl oluyor da ehli iman perişan bir şekilde, pejmürde bir şekilde, harap bir şekilde yerde sürünüyor. Dışarıya baktığımızda diğer ehli kitap, sair din tabileri müferrah bir şekilde yaşıyor. İşte biz başta bu ayeti kerimeyi yanlış anladığımızdan dolayı ve bu hadisi şerifi de yanlış tatbik ettiğimizden dolayı ne, ne oluyor? Akıbette hayır olmuyor, e, hoş olmuyor. El hakku yalu bizzat hem akıbet murattır. Ey arkadaş bir zaman bir sail dedi. Ey arkadaş bir sual soran bir kişi bir zaman dedi. Madem el hakku yalu haktır, peygamber sözüdür. Yani hak, İslamiyet her zaman üstündür. Haktır. Neden kafir müslime kuvvet hakka galiptir? Niye çoğu zaman dünyaya bakıyoruz. Her tarafta Müslüman'ın kanı dökülüyor. Müslümanlar fakir, Müslümanlar geri kalmış. Müslümanlar dağınık, Müslümanlar kavgalı. Yani bizim üstün olmamız, bizim yukarıda olmamız lazım gelirken bu perişanlık bize niye geldi? Bizim elimizdeki davamız hak, dinimiz hak, yolumuz hak. Niye onlar bizden üstün görünüyor? El cevap dedim dört noktaya bak bu müşkil de hallolur. Birinci nokta şudur. Her hakkın ve her vesilesi hak olması lazım değildir. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Demek ki biz hakka giderken bir yolda giderken vesilemiz de hak, ol hak olacak. Bunu atalarımız Allah onlardan razı olsun. Güzel bir söz ile tekerleme suretinde söylemişler. Kem aletle kemalat olmaz. Yani gittiğin yol doğru olacak. Yani kem aletle kötü bir aletle mükemmellik yapılamaz. Dolayısıyla bizim yolumuz yani maksadımız doğru, Allah'ın rızası, dinimiz hak ama demek ki gittiğimiz yol, yaptığımız fiillerde yanlışlık var. Müslüman bazı şeyleri yanlış yapıyor. Mesela men gaşşene feleysemne yani cemiyetten içimizden ben kendi başımdan geçen bir misali vereyim. Sizler de diyeceksiniz ki biz o kadar rastlıyoruz ki. Değerli kardeşlerim evimizde bir tane cihaz arızalandı. E şimdi bir usta çağırdık. Dedi bunu değiştirmemiz lazım 2500 lira. Tamir edersek 1400 lira. Ya dedim kalsın şimdilik müsait değiliz. Ondan sonra başka bir usta getirdim açtı abi dedi kablonun ucu paslanmış. Ustam ne vereceğiz? Canın sağ olsun. Dua et yeter. 2500 lira istedi. Öbürü canın sağ olsun dedi. Yani ben şimdi şu bozuldu demeyeceğim. Yani bir kısım esnaf kardeşimiz alınır. Şimdi halimiz bu. Men gashşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. E dürüstlük bizim şiarımızdı. E dürüstlük şimdi değerli kardeşlerim size İki tane koli gelse, birisi Avrupa'dan bir şirketten gelse, birisi de bizim kargoyla bizim herhangi bir şirketten gelse. Deseler ki bunların biri yüzde yüz sahte, kolinin içi boş. Hangi koliden şüphelenirsiniz? Olay belli. Yani demek ki bizdeki dürüstlüğü, bizdeki çalışkanlığı, bizdeki vasıfları almışlar. Ondan sonra el hakku yalu ve la yulale ama biz üste çıkamıyoruz. Niye? Çünkü vesilemiz sakat, vasfımız sakat, sıfatımız sakat. Birinci nokta budur. Demek ki vesilemiz doğru olacak. Yani bir gayeye giderken tuttuğumuz vesileler hak olacak inşallah. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Hani Mehmet Akif merhum Allah rahmet eylesin Avrupa'ya gitmiş. Demişler üstad Avrupa'dan bahseder misin? Şöyle demiş. Yani kısaca onların dini bizim işimiz, bizim işimiz onların dini gibi. Yani onların dini sakat, bizim de işlerimiz sakat. Evet arkadaşlar, her vesilesi batıl olmak lazım değildir. Yani onların, mesela Japonya'da 12 sene kalmış bir arkadaş var. Japon diyor, bakın, yani semavi bir din bile değil. Neye taptıkları bile belli değil arkadaşlar. Japon diyor diyor bizim kapıya geldi vurdular. Kalk. Beş buçuk altı. Bak sabah namazı vakti. Meğer mahallenin kadınları o sokağı süpürüyorlar. Adet öyle. Yani bakın. Şimdi bizde olması gereken birisi dinsiz bir buçuk metrelik Japon'da var. Ondan sonra da tabii ki onun 80 gramlık telefonunu ben bir tır patates satıp almak zorunda kalacağım. Teknolojiyi yakalamış. Ben bir tır 40 ton patates vereceğim. Adam bana 150 gram telefon verecek. Yani çalışkan o. Bizde olması lazım. Ne diyor Cenab-ı Rabbül Alemin ayeti kerimede? Fe izâ da fensab. Boş kalınca hemen yeni bir işe sarıl. Yani boş kalmak Müslümanın. Men yu yevmâhu fehüve meğbûn. İki günü eşit olan ziyandadır, aldanmıştır. Bizi aldatan bizden değildir. Bu kadar ayeti kerimeler, hadisi şerifler çalışmaya, dürüstlüğe ehemmiyet verip bizi teşvik ederken e, biz vesileyi, sıfatı yanlış alırsak e, varacağımız sonuçta yanlış olur. Kimya, fizik ve matematik okuyanlar bilir. Formülün başında bir yanlış başladın mı eyvah o dibe kadar yanlış gider. Aynen gömleğin ilk düğmesini iliklemek gibi. Evet biz yani başta yanlış yola giriyoruz. Antalya'dan yola çıktık evelallah. Şeye gideceğim. İstanbul'a inşallah 8 saatte giderim diyorsun. Ama Antep yoluna döndün. Okur yazarlığında yok. Hiç şansın yok. 8 saat sonra Allah'ın izniyle hakkari desin. Yani demek ki bizim vesilemiz yani yol yanlış. Yanlış bir yol takip ediyoruz. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı Kerim'de hatta Efendimiz buyuruyor ki şeyyebetni suretül hud. Hud suresi indiği zaman değerli kardeşlerim bu Hud suresi beni ihtiyarlattı diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ne var içinde? İçinde fıstığım kema umirt. Nasıl emrolunduysan öyle dost doğru ol. Cenabı Peygamberi emre Demek ki dürüstlük, çalışkanlık bizim şiarımız ama hak getire. Değildir. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile batıl vesileye galiptir. Yani ben Japon'un dinsiz diye niye dost olmayayım? Onun sanatına, onun çalışkanlığına, onun ne yapacağım? Yani ticaretine talip olacağım. Ticaretiyle dost olacağım. E nitekim Medine sözleşmesiyle iptida Yahudilerle ve Mekke Medineli müşriklerle ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam anlaştı. Evet. Dolayısıyla bir hak bir batıla mağluptur. Muvakkaten bil vasıl olmuştur. Bil vasıta olmuştur. Yoksa bizzat hem daima değildir. Lakin akibetül akibe her her daim yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var. Bir sırrı hilkati var. İkinci nokta şudur. Yani kuvvetin bir hakkı var. Bu, bu çok mühim değerli kardeşlerim. Şimdi ormandaki bütün hayvanlar meşveret yapsa, toplansa deseler ki Arkadaşlar karar çıktı, karar aldık. Papağanından tutun, baykuşundan tutun, tilkisinden, çakalından, kurduna kadar. Hepsi karar alsa ki e, tilkiyi reis yaptık. Ormana kral yaptık. Yakışır mı? Tilki kaç gün reislik yapabilir? Şimdi Osmanlı nasıl ki 600 sene... Dünya düzenini elinde tutmuş. Neden niye elinde tuttu? Müslüman olduğu için mi? Değil. Kuvvetli olduğu için. Bugün dünyaya siyaseten şekil verenler kuvvetli olduğundan dolayı işte diyor, kuvvetin de bir hakkı var. Kuvvetli olunca ne olacak? Senin diyor elindekine onlar da müşteri olur. Onun için bu münazaratta bir yerde üstadımız buyuruyor ki her bir mümin e ilahi kelimetullah ile mükelleftir. Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Değerli kardeşlerim. Bütün Müslümanlar bizler Allah'ın davasını yüceltmekle vazifeliyiz. Mükellefiz. Bize teklif edilmiş. Bunun en müessir sebebi, en büyük sebebi nedir? Maddeten terakki etmektir. Bir misal vereyim. Kardeşlerim. Bugün takriben... Suriye'de kaç senedir savaş var? 7 senedir değil mi? 7 senedir 9 mu? 9 senedir. 9 senedir 1 milyon 200 bin kişi vefat etti değil mi? Öldü. Şehit oldu bir kısmı. Şimdi 10 milyon kişi de ne yaptı? Yurtlarından, evlerinden, vatanlarından oldu. Ülkenin üçte biri yerle bir oldu. Perişan oldu. Allah için, hatır için cevap vermeyin. Yani samimiyetle soruyorum. Türkiye'nin eğer atom bombası ve 15 bin kilometrelik nükleer başlıklı füzesi olsaydı ve o F-35 değil de F-70 uçağımız olsaydı hem de 2 bin tane uçak gemimiz olsaydı Suriye'nin burnu kanayabilir miydi? Soruyorum. Ha, işte demek ki kuvvetin de bir hakkı var. Adam kuvvetli olunca siyaseten dünya siyasetine şekil veriyor. Onun için biz yani mesleğimiz ne olursa sağlıkçı, biyolog, fizikçi onun en revacına çıkmaya çalışmaya çalışacağız. Hüccetül İslam İmam, İmam Gazali buyuruyor ki rahmetullahi aleyh bir kişi mesleğinin en revacına çıkması üzerine farzı ayındır. Arkadaşlar la yükellifullahu nefsen illa vus'aha ayeti kerimesinin mevhumu muvafak, muvafakatı yani muvafık mevhumu. Ayetlerin bir mantuku bir de mevhumu olur değerli ağabeylerim. Mantuku netaka nutuktan geliyor. Yani bir lafsından anlaşılan yer var bir de manasından fehmen anlayacağımız mana var. Mesela La yukellifullahu nefsen illa vus'aha mevhumu muvafakası yani uygun düz manası Allah kişiye çekemeyeceği yükü yüklemez. Ama bir de bunun Hanefi mezhebine göre mevhumu mu, muhalefesi var. Yani muhalif e, e, manası var. Pardon Hanefi mezhebi mevhumu muhalefeyi kabul etmiyor. Sair mezheplere göre diyor ki bu ayeti kerime şöyle bir mana var. Kişiye yüklediği çekebileceği yük yüklenir. Çekebileceği yükün de hesabı ondan sorulur. Demek ki eğer biz okuduğumuzu anlıyor, idrakimiz var, karımızın, kısbımızın yani parayı tanıyor, bir şeyleri de anlayabiliyorsak o zaman bu Allah'ın dinine hizmet için mesleğimizin en zirvesine çıkmak üzerimize farzı ayındır. Böyle de bir incelik var. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Yani sadece arkadaşlar sadece namaz ibadet değildir. Bakınız işaretulayacağız da Üstad hazretleri ibadeti bütün müfessirler gibi tarif ediyor. Tevbe suresinin 29. ayeti olacak. Zannedersem o ayeti ona şey yapar atıf yaparak şey yapıyor. İbadetin manası şu. Allah'ın bir şeyi emrettiğini, emrettiği şeyi yapmak, emretmediği şeyi yapmamaktır. Yasak ettiği şeyi yapmamaktır. Demek ki dürüst olmak ibadettir. Çalışmak ibadettir. Ondan sonra yardımlaşmak ibadettir. Komşuluk ibadettir. İbadet sadece namaz, ve oruç, zekat değildir. İşte biz öbür ibadetleri geri bıraktığımız için sadece zülcenahin iki kanatlı olamayıp tek kanatla uçmaya çalıştığımız için yüz senedir yalpalıyoruz, yere düşüyoruz. Değerli kardeşlerim, Efendimiz halbuki İslehu dünyakum Kenneküm ta'işune ebede. Dünyanıza hiç ol, ölmeyecekmiş gibi ıslah edin, çalışın. Ve i'melu li ahiretikum. Ahiretiniz için de amel edin. Kenneküm ne gada. Yarın ölecekmiş gibi ahiretinize de ne yapın? Çalışın diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. İşte biz dünyevi, dünyayı ıslah etme yolunda Yahudilerle, Hristiyanlarla sair din tabileriyle dost olabiliriz. Onların ellerindeki mallara müşteri olabiliriz. Öyle de her Müslümin her vasfı Müslim olmak vacip iken haricen her dem vaki sabit değildir. Yani Müslümanın her vasfı Müslüman olamıyor değil mi? Olması lazım gelirken her fasıkın yani her fıska girenin her günahkarın vasfı fasık olmak, fıskından neşet etmek öyle de her dem sabit değildir. Demek bir kafirin Müslim olan bir vasfı Müslim'deki la meşru vasfına galip olur. Meşru değil diyoruz değil mi? Meşru ne demek? Bunu yanlış galat olarak anlıyoruz. Bu meşru değil yani doğru değil demek değil mi? Ama değil. Şeriata uygun değil demektir. Meşru şer'i değil demektir. La meşru. Yani mümindeki şeriata uygun olmayan vasıf. Övlene kadar uyumak mümine yakışır mı? Yakışmaz. E dolayısıyla sabah kalkmak bizim işimizken Japon kalkıyor. Yani gece gündüz çalışmak hem dinimiz hem devletimiz için hem istikbalimiz için hem gayevlerimiz maksadımız için çalışmak bizim vazifemiz iken biz ne yapıyoruz? Yatıyoruz. Müslim'deki la meşru vasfına ot onların o çalışmaları bizi ne yaptı? Mağlup etti. Sen o kadar de ki el hakku yalu ve la yula Nasıl hak olmasın? Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bununla imanı kastediyor hem de akıbeti kastediyor. Şimdi ders çok uzun biz yine münazarata döneceğiz. Burada akıbet diyor ki en sonunda mümin imanı var ya dünyada perişan da olsa başına bomba da yağsa iman ettiği için inşallah vel akıbetu lil muttaqin sonunda akıbet cennet onundur inşallah. Yani hadisi şerif neye bakıyor akıbete bakıyor. Saniyen ikinci olarak münazarattan devam ediyoruz. Zamanı saadette şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam ma gelen bu ayeti kerime yani la yehuda ve nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ayeti kerimesi Mekki'dir. Mekke'de inen bir ayettir. Şimdi bu ayeti kerime değerli kardeşlerim Mekke'de indiğine göre Şimdi onlarla dost olmayın diyor. O zaman burada imani bir bahis var. Bir de zaman, zamana göre, mekana göre, imkana göre, insana göre ve bir de ilahi kadere göre mümin hareket etmesi lazım ya. Aynen öyle de Peygamber aleyhissalatü vesselama gelen ayeti kerimeler de zaman ve mekana göre geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim 23 senede indi ya. En son inen ayeti kerimeler yani Medine'de inen ayeti kerimeler ekseriyetle ibadet ayeti kerimeleri, ahkam ayetleri, ibadetler ve İslami hükümlere ait ait ayetler. Mekke'de inen ayeti kerimeler ise imani ayeti kerimeler. Yani akaide, tevhide, Allah'ın birliğine, İslam dininin yüceliğine ait ayet-i kerimeler. Şimdi bakın. Zamanı saadette bir inkılab-ı azimi dini vücuda geldi bütün ezhanı dine çevirdiğinden yani bütün zihinler imana ve dine çevrilmiş. Dolayısıyla o zaman müminlerin nazarlarını İslam dinine çevirmek için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bütün muhabbet ve adaveti o noktada toplayıp muhabbet ve adavet ederlerdi. Onun için gayrimüslimlere olan muhabbetten nifak kokusu geliyordu. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir gün Hazreti Ömer geliyor. Ca Ömer İbnül Hattab ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a diyor Ömer İbnül Hattab geldi. Ve dedi ki ya Resulallah merertu li ahin min Kureyza. Ben diyor Kureyza kabilesinden Yahudilerinden bir kardeşimin yanına uğradım. Bana diyor bazı ketebeli Min cevami'at Tevrat. Tevrat'tan bazı hikmetli sözler yazıp bana ver verdi. Efele <laughs> aruzuhaylike. Onları sana göstermeyeyim mi? Yani o Yahudi arkadaşımın Tevrat'tan bana yazdığı şeyleri sana göstermeyeyim mi? Arkadaşlar, bunu söyleyen Hazreti Ömer ha. Sıradan insan değil. Şimdi kendimizden kıyas edeceğiz biraz sonra. Hazreti Abdullah diyor ki, hadisin ravisi fetegayra <laughs> bi veciy resulullah peygamber ali sallallahu yüzü birden değişti ta gayra etti yani morali bozuldu birden ben döndüm ömer'e dedim ki gultu ya ömer mesahallah aklet allah senin aklını silsin senin aklın gitsin deli olasın he niye resulullah üzdün üzdün bak senin böyle demenle resulullah üzüldü deyince hazreti ömer dedi ki kali ömer Radiyetu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen sallallahu aleyhi ve sellem. Ben İslam'ı din olarak kabul ettim. Ve Allah'ı Rab olarak kabul ettim. Ve Muhammed Mustafa'yı da peygamber olarak kabul ettikten sonra ne lazım gelir ki ben Tevrat'tan bir ayeti kerime okusam, bir ayete baksam, yazsam. Yani bu bir zulmüdür, bir noksanlık mıdır diye söyleyince fetebesteme. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü güldü diyor. Rahatladı. Öyle deyince rahatladı. Sonra dedi ki Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi Nefsim canım kudret elinde olan Allah'a Muhammed'in nefsi kudretli elinde olan Allah'a yemin ederim ki Lev esbehe fîkum Musa Bugün bu sabah bugün şu anda Musa aleyhisselam aranıza gelse Ta yani 124 bin peygamberden Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir peygamber. Ulul azim bir peygamber. En büyük üçüncü peygamber diyelim. Yani büyük bir din de getirdi, şeriat getirdi. Hazreti Musa diyor bu sabah bugün yanınıza gelse. Lev esbehe fikum Musa. muhu ve terektumuni. Ona tabi olsanız da beni terk etseniz. Ne yaparsınız? Vallahi sapıklığa düşersiniz. Dalalete düşersiniz. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Ümmetini İslamiyet'in ilk zamanlarında bahusus bu hadis gerçi Medine'de cereyan etti ama ilk zamanlarında iman cihetinde öyle tahşidat yapıyor ki Yahudilerle Hristiyanlarla dost olmayı tamamen ne yapıyor? Yani dinlerinden dolayı dostluğu yasak ediyor onlara. Ve diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor hadis-i şeriflerine diyor ki İnnekum hazzi minel ümem Siz benim bütün ümmetler içerisindeki payımsınız ve ve inni ve ben de diyor hazzikum minel enbiya ve diyor ben de sizin bütün peygamberler içerisinde size düşen payım. Böyle güzel bir payı Allah bize nasip eyledi. Elhamdülillah. 124 bin peygamberden en şanı yüce olan meleklerin kendisini sena ettiği Cenab-ı Hakk'ın kendisine salavat getirdiği لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Üsve-i hasene sahibi olan ahlakını Allah'ın yemin ettiği ve duasına ömrüne yemin ettiği bir peygamberi Cenab-ı Rabbül Alemin bize pay olarak düşürdü. Bu şeref de bize yeter elhamdülillah değerli kardeşlerim. Ve diyor onun için gayrimüslimlere olan muhabbetten nifak kokusu geliyordu. Fetege yere bir veçye Resulillah. Resulullah'ın yüzü birden düştü diyor değişti. İşte bundan dolayı yani o İslamiyet'in ilk zamanlarında ne yaptı? Yahudiler ve Hristiyanlarla tamamen dostluğu yasak edildi. Gele 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 ta ne oldu? Kapı komşusu olduk. Dolayısıyla biz onlarla hayatı içtimaiyede ola ki birisini Müslüman edebiliriz. Keşke Allah nasip eylese. Hazreti Aliye Efendimiz buyuruyor. Son toparlıyorum kardeşlerim. 45 dakika doluyor. Buyuruyor Hazreti Aliye Efendimiz. Ey Ali seninle beraber bir kişi imana gelse üzerine güneş doğan her şeyi tasadduk etmenden sana daha hayırlıdır. Bu şu demek. Güneşin üstüne doğmadığı bir şey var mı? Adamın biri 10 bin lira sadaka verse veya 100 bin lira veya 1 milyon lira. 1 milyon lira sadaka çok büyük. Yani herkes veremez onu. Türkiye'de sayılı kişi bir mi yani eski para 1 trilyon sadaka verse ve bir millet de duysa onu. Adam eliyle gösterilir değil mi? Bütün Türkiye ondan bahseder. Arkadaşlar değil 1 milyon değil bütün Türkiye'deki altınlar. Bütün sarraflardaki altınlar, değil dünyadaki altınlar. Dünya komple altın olsa ve güneş sistemindeki bütün galaksiler hepsi birden mümin bir kişiyi, gayrimüslim birisini imana davet ettiği, o da Müslüman olduğu zaman bütün onları sadaka vermiş kadar sevap kazanıyor. Ya. Ya kazancı görüyor musunuz? O zaman var ya hemen şu anda buradan dağılacağız. Bir kişiyi Müslüman edebilmemiz için ne yapacağız? Bir Yahudi bir Hristiyan bulacak. Yok yok aramaya gerek yok. Bulmayacağız. Bulsak da olmazlar. Niye olmazlar? E çünkü biz yani kendimizi dolduracağız ki bizim bir maşraba suyumuz var. Bir maşraba suyla bir işçi tulumu yıkanır mı? Su biter. Adam, adam ancak ıslanır. Dolayısıyla varil olacağız, dolacağız. Ondan sonra onları çir ve paslarından temizleyeceğiz. Dolmadan, yanmadan yakmak olmaz. Biz istiyoruz ki ne yapalım? Ya ne kadar güzel hadis-i şerif. Gidip hemen Hristiyanları Müslüman edelim. Adam demeyecek mi ki demin misalini verdik. Önce bir dürüst olun. Dininizin emirlerini yaşayın. Kendi aranızda barışın. Yani İslamiyet'in emirlerini güzel yerine getirin. Ondan sonra bana dinini tatbik et, dinine davet et. Zaten Bediüzzaman Hazretleri bu münazaratta eğer bizler İslamiyetteki doğruluğu ve doğru İslamiyeti yaşayabilirsek sair devletlerin, kıtaların, milletleri fevç fevç İslamiyete dahil olacaklar. Arkadaşlar şu anda bütün Müslümanların sıkıntısı temsil sıkıntısı. Dinimizi temsil edemiyoruz. Dinimizi inşallah en güzel şekilde çalışmamızla, ibadetimizde yememizle, içmemizle, her şeyimizle dinimizi Allah temsil etmeyi bizlere nasip eylesin. Evet son bitiriyorum son cümle. Bütün ezhanı zapt ve bütün okulu meşgul eden noktayı medeniyet ve terakki ve dünyadır. On, zaten onların ekserisi dinlerine o kadar mukayyet değillerdir, değildirler. Binaenaleyh onlarla dost olmamız medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibaz etmektir. Yani İngilizle dost olacağız ama elindeki terakki sanayi mamülüne dost olacağız. Bakın mesela daha yeni olmuş uçak gemisi sipariş veriyoruz. Uçak gemisi, uçak gemisi kaç liradır? Adam diyor ki yapmıyorum. Yani müşteri oluyoruz yapmıyorum. E niye biz uçak gemisi yapamayacaktık? Elhamdülillah sıra sıra geliyor. Biz çıkış vetiresindeyiz. Yükseliş vetiresinde inşallah en kralını da yapacağız. Evet. Binaenaleyh onlarla dost olmamız ve onlar istiyorsan onlardaki sanayilerine yani sanatlarına dost olacağız. Elindekine müşteri olacağız. Onun kalbindekine değil. Ve her saadeti dünyeviyenin esası olan asayişi muhafazadır. Yani bir de dünyadaki asayişi, barışı muhafaza etmek için dost geçinmen lazım. Niye ne diyordu şeyde Kuvvet Risalesi'nde? Bak diyor Hafız-ı Şirazi'yi dinle. Asayişi dukiti tefsirin du Ba döstane mürüvvet, ba düşmane mudara. Asayişi muhafaza etmek için diyor ki onlarla dost görüneceksin. Şimdi bizim reis Trump'a değerli dostum diyor. Bilmiyor mu onun ne hain olduğunu? E biliyor tabii ki. Yani onların hepsinin cümlesinin hain olduğunu e tabii ki biliyor. Ama mudara yapıyor. Yani dost görünüyor. Onun için diyor bu dostluğu da öyle kabul edin diyor. Yahudi ve Hristiyanlarla yani yeter ki onun şerrinden emin olmak için dost görünün diyor. İşte şu dostluk katiyen nehi Kur'an'i dahil değildir. Ya. İşte buyurun arkadaşlar. Şimdi birisi atsa Kur'an-ı Kerim'i şimdi meal okuyor. Hani meal okumaya yönlendirenler var ya. Meal okuyun diyor. Dininiz ne diyor anlayın. Şimdi okusa. Ya eyhellezine amenu la tattakhuzul yehuda ven nasara uliya. Şimdi mealine de bakacak. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlarla dost olmayınız. Şimdi 45 dakika anlatılanlar var. Değil mi? Burada tefsirde İki yerden şey yaptık, istişad ettik ayetten, hadisten, atasözlerinden, şairlerden. Bir böyle, e bir de meali var. Mealinden okuyan anlamaz. Onun için 1400 senedir meal okunmamış. O iş yeni çıktı. Biz tefsir okuyacağız inşallah. Tefsire talep olacağız. Tefsire muhatap olacağız. Niye? Çünkü alim bunu daha iyi anladı. Biz alimin anladığını anlamaya çalışacağız. Yoksa direkt Allah'ın bize dediğini anlamaya çalışırsak anlayamayız. Bu neye benziyor? Adam diyelim 15 sene üstüne bir çocuğu oldu. O çocuğa gözü gibi bakıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir profesöre hocam ücreti vereceğim dolu dolu da işte. Şu benim çocuğa ne yap? Okuma yazmayı öğret dese israf olur. Olmaz bile. Belki de beceremez. Ne yapacak? Anaokulu öğretmenine versin onu. O ne yapar onu? İlkokul öğretmeni. Kademe kademe. Biz arkadaşlar anaokulu öğretmenini bırakmışız. Yani ne yapıyoruz? Ta gidip en üst seviyede Kur'an'ı açacağım onu anlayacağım. Böyle bir şey yok. Önce müfessir ne dedi? Onu anlayacağız inşallah. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. واخر دواه من الحمد لله رب العالمين رزاء لله تعالى الفاتحه مع الصلوات